Herkese merhaba. Bu videomda daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım ve kamera karşısına geçtim. Ama bu bir tavsiyeler videosu olacağı için böyle bir sohbet ortamı içinde geçmesinin daha uygun olacağını düşündüm. İngilizce öğrenme sürecindeyseniz bu videoda paylaşacağım tavsiyelerden faydalanacağınızı düşünüyorum. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Tabii dayanabilirseniz. İlk olarak bana en sık gelen soruyla başlamak istiyorum. Videolarınızı ve kitaplarınızı bitirdiğimde hangi seviyeye gelecek? Şu seviyeye geliyoruz tam olarak. Bu aslında videoları ve kitapları nasıl bitirdiğinizle çok alakalı bir soru. Çünkü teorik olarak hepsini bitirdiğinizde İngilizce gramerindeki tüm konulara hakim olmanız gerekiyor. Ancak tabii pratikte böyle olmayabiliyor. Çünkü dil öğrenmede esas olan şey tekrar. Yani kısa bir süre içerisinde konu anlatımı videolarını bir kez izler, konu anlatımı kitabını bir kez okur ve çeviriyle öğrendeki egzersizleri de bir kez çözerseniz her şeyi bir kez öğrenip unutabilirsiniz. Öğrenilen bir konunun uzun süreli belleğe yerleşmesi için farklı zamanlarda en az 4 sefer tekrar edilmesi gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. İsviçreli olmayabilirler. Peki bu videolar ve kitaplar her şeyi çözüyor mu? Yani kitabın son ünitesinin son alıştırmasını çözdükten sonra şakımaya mı başlıyorsunuz? Elbette hayır. Çünkü İngilizce gramerden ibaret değil. Bunun okuması var, yazması var, dinlemesi var, anlaması var, dinleyip anlamaması var. Ve en zoru da konuşması var. Yani evet, benim kaynaklarımla işin gramer kısmını belki hızlı bir şekilde çözebilirsiniz ama eş zamanlı olarak da okuma, yazma, dinleme, konuşma egzersizleri yapmanız gerekiyor. Bunları hangi kaynaklardan nasıl yapacağınız konusuna geleceğim ama öncesinde bir konuda uyarmak istiyorum sizleri. Bazı uygulamalar İngilizceyi gramer öğrenmeye gerek kalmadan ana dilinizi öğrenir gibi konuşarak öğrenebileceğinizi iddia ediyor. Efendim biz Türkçeyi böyle mi öğrendik? Yani bize gramer kuralı mı öğrettiler biz küçükken? Böyle duya duya konuşa konuşa öğrendik diye devam ediyor bu sözler. Çok doğru değil mi? Yani kulağa çok mantıklı geliyor. Tam da duymak istediğimiz şeyler. Yani biz de burada oturmuş gramer çalışıyoruz falan diyor insan. Yalnız şimdi burada bir parantez açmak gerekiyor. Ben Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümü mezunuyum. Aslında bölümde okuduklarımla ilgili aklımda çok fazla bir şey kalmadı ama hocalarımızın ısrarla beynimize kazıdığı bir şey vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. O da şuydu. Bu çocuk adam olmaz. Ana dili öğrenmekle ikinci bir dil öğrenmek birbirinden tamamen farklı iki ayrı süreç. Yani bir çocuğun ana dilini öğrenmesi 3 yaşına kadar olan ve kritik dönem adı verilen dönem içerisinde gerçekleşiyor. Yani 3 yaşından büyükseniz ki çoğunuzun öyle olduğunu düşünüyorum. Bu anlatılanlar sizin için geçerli olmayacaktır. Peki neden ısrarla bunun reklamı yapılıyor diyebilirsiniz. Çünkü bu bir pazarlama stratejisi ve dediğim gibi size duymak istediğiniz şeyleri söylüyorlar. Yani gramer öğrenmeden bir dili öğrenebilecek olma fikri müthiş bir şey. Yüzme bilmeyen birisine sen şu suya atla, hani yüze yüze öğrenirsin demek gibi bir şey oluyor. Tabi yüzme de yüzmeden öğrenilmiyor. Ama teori ve pratik birbirini tamamlayan iki şey olduğu için biri olmadan diğeri olabilir düşüncesi bana doğru gelmiyor. Ben size hep duymak istemediğiniz şeyleri söylüyorum değil mi? 2 yıldan önce olmaz diyorum. Bol bol kelime ezberleyeceksiniz diyorum. Oysa 2 ayda 3 ayda öğreten uygulamalar var. Kelime işini nasıl çözüyorlar acaba? Çiple mi? Peki tamam, gramer, şart ve diyelim ki bunu da benim videolarımla ve kaynaklarımla çözdünüz. Ama diğerleri için nerelere bakacaksınız? Hangi kaynakları kullanacaksınız? Mesela reading. Ben reading için ince hikaye kitaplarıyla başlamanızı öneriyorum. Özellikle CD'si olanları tercih etmenizde fayda var. Çünkü kitabı okuyup bitirdikten sonra bir taraftan da son bir kez okurken aynı zamanda CD'den dinlerseniz beyniniz arka tarafta siz farkında olmasanız da kelimelerin yazılışıyla telaffuzunu eşleştiriyor. Bunun için de yine piyasada bulabileceğiniz basit CD'li kitapları kullanabilirsiniz ama sonrasında mutlaka roman tarzı kitaplara giriş yapmanızı öneriyorum. Ben kitap bulamam, şöyle online bir şeyler olsun diyorsanız da Çağrı Hoca'nın bana önerdiği readlistenlearn.net sitesini kullanabilirsiniz. Sultan Süleyman. In Europe they know Sultan Süleyman as a great soldier. But in Turkey he is called the lawmaker. He also wrote poetry and made many of the most beautiful mosques
we can still see today in Istanbul. Bu sitede binlerce makale var ve yine aynı bu şekilde okurken dinleyebiliyorsunuz. Ve pek çok kaynağa da ücretli üye olmadan ulaşabiliyorsunuz. Gelelim listening kısmına. Aslında az önce bahsettiğim Read, Listen, Learn sitesi bu bağlamda size yardımcı olacaktır. Ama böyle biraz daha günlük konuşma, sohbet tarzı bir listening aktivitesi arıyorsanız işte tam da bu iş için Ello.org sitesini önerebilirim. Yalnız 3 L ile yazılıyor. Bu sitede çok fazla kaynak var, çok eski bir site. Her şeyden önemlisi ücretsiz. Her şey ücretsiz. Beleş. Hi, my name is Adelina and I come from Spain. The question is, do you prefer coffee or tea? Dahası hepsinin yazılı metinleri var. Hepsini bir quiz şeklinde indirebiliyorsunuz. O da yetmedi konuşmacıların aksanı, metinlerin zorluğu gibi filtrelerde girebiliyorsunuz. Bizim Türk forum sitelerinde olduğu gibi üye olmayan linkleri göremez. Düşüncesi bu site için geçerli değil. Benim sitemde de mi öyleydi? Ben şarkı sözü dinleyerek İngilizce pratiği yapmak istiyorum diyenlere de lyricstraining.com sitesini önerebilirim. Yani mobil uygulaması da olan bu sitede sevdiğiniz bir parçayı dinlerken tıpkı karaoke yapar gibi sözlerini ekranda görebiliyorsunuz. Bununla da kalmayıp bunu bir sınava dönüştürebiliyor ve aradaki o kelimeleri kendiniz yazabiliyorsunuz. Hatta isterseniz şarkının bütün sözlerini kendiniz bile yazabilirsiniz. Speaking ile ilgili tavsiyelerim ise şunlar. Aslında speaking'i bir bütün olarak düşünmekte fayda var. Çünkü dildeki bütün becerilerin eş zamanlı olarak kullanılmasını gerektiren bir bölüm speaking. Yani dil öğrenmeyi bir enstrüman çalmaya benzetirsek, bu da onunla konser vermek gibi bir şey. Yani zor olması bir tarafa, okullarda ve kurslarda da en az yer verilen bölüm olduğu için hep eksik kalıyor. Yani daha da kötüsü konuşma, konuşmadan öğrenilmiyor. Peki ne yapabilirsiniz? Yani kiminle konuşabilirsiniz? Bu noktada yurt dışındaki dil okulları güzel bir alternatif olabilir aslında. Ama şahsi tecrübelerime dayanarak bir yıldan az kursları önermiyorum. Çünkü turistik gezi gibi oluyorlar. Hele hele gittiğiniz ülkede Türklerle beraber aynı yerde kalıyorsanız onu hiç önermiyorum çünkü hiçbir işe yaramıyor. Minimum 2 yıl süreyle gitmenizde fayda var bence. Tabii bunun çeyreğinin çeyreğe fiyatına yabancıyla konuşturan uygulamaları da kullanabilirsiniz. Burada tekrar uzun uzadıya uygulamalardan bahsetmek istemiyorum çünkü şu videomda, ki şuraya gelecektir diye düşünüyorum, zaten bahsetmiştim detaylı olarak. Hatta ben de bu uygulamalardan bir tanesini halen aktif olarak listening speaking videolarını yaparken kullanıyorum. Şimdi çoğunuzu şaşırtacak bir itirafta bulunacağım. Yok, o değil. 3 yıl ortaokul, 4 yıl lise, 5 yıl üniversite olmak üzere 12 yıl İngilizce eğitim aldım. Sonra İngilizce tercümeler yapmaya başladım. Askerliğimi de tercüme olarak yaptım. Daha sonra öğretmenliğe başladım ve 15 yıldır da öğretmenlik mesleğine devam ediyorum. Tüm bu süreçte ana dili İngilizce olan birisiyle toplam konuşma süren ne kadardır dersiniz? 2 ya da 3 saat. Evet. Dolayısıyla az önce bahsettiğim o videoyu hazırlarken tüm o gramer videolarını hazırlamış olan ben soğuk terler döktüm. Yani ne sorarlarsa ne söylerim diye küçük küçük notlar aldım. Tabii konuşurken heyecandan o notların hepsini unuttum. Bildiğim kelimeleri hatırlayamadım, aklımdan çıktılar. Size yapmayın dediğim hataları kendim yaptım. Ve çok çok basit bir İngilizce ile konuştum. Aradan 1,5 yıl geçtim. Listening, speaking videolarına devam ettim. Tabii bunu sizin bana kazandırdığınız dakikalarla yaptım. Ve tahmin edin ne oldu? Benim bile konuşmam gelişti. Ve kendimi çok daha rahat bir şekilde ifade eder hale geldim. Evet, belki yani bu uygulama bana bilgi yönünden çok şey katmadı. Ancak üzerimdeki stresi ve gerginliği atarak hali hazırda sahip olduğum bilgiyi çok daha rahat bir şekilde kullanabilmemi, çıkartabilmemi sağladı. Özellikle de Phrasal Verb videolarının, Phrasal Verb kitabının editini yaparken Soren'le yaptığım geceli gündüzlü görüşmeler konuşma becerilerim üzerinde sayamayacağım kadar fayda sağladı. Now there is a man and his wife. You know, they look bored in the first frame. They are just sitting on the couch and the wife says, well, let's go by the pool and chill out. And the man looks at her saying, okay. And in the next frame, you know, we see the woman standing by the pool and really chilling out, but the man is not there. And she's wondering, what the hell is this guy? And this frame is, you know, divided into two sections. And in the other section of the second frame, we see the man lying on a pool table, you know.
Bu yüzden bu uygulamaya karşı hep bir gönül borcu hissetmişimdir. Ve her yerde de reklamlarını yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Çünkü bu işi en iyi kim bilir, kim bilir. Halen izleyen var mıdır? Gelelim kelime ezberi konusuna. Bu konuda aslında tavsiyem herhangi bir hazır liste ya da kitap kullanmamanız yönünde. Kendi listelerinizi oluşturmanızı öneriyorum. Bunu da okuduğunuz kitaplarda, çözdüğünüz alıştırmalarda, izlediğiniz filmlerde geçen kelimelerden yapabilirsiniz. Tek bir liste ya da ayrı ayrı listeler şeklinde yapabilirsiniz nasıl isterseniz. Ancak yanına hangisinin nerede geçtiğini anlatan küçük küçük notlar almanızda da fayda var. Hazır listelerin ya da kelime ezber kitaplarının olumsuz yönü bence onları zihnimizde somutlaştırmamızı sağlayacak bağlamdan yoksun olmaları. Yeterince örnek cümle barındırmamaları. Yani bir kelimeyi anlayıp öğrenmenin en güzel yolu o kelimenin içinde kullanıldığı bağlamı bilmektir bence. Yani bunu başka birisinin çocuğunu sevmekle kendi çocuğunuzu sevmek arasındaki fark neyse, yani kendi listelerinizden çalışmayla bu tarz kitaplardan çalışma arasındaki fark da bence buna çok benziyor. Bir de bana çok sorulan hafızaya dayalı kelime ezberleme kitapları var. Belirli bir durum örneğiyle kelimeyi ilişkilendiriyorlar. Örneğin yönlendirmek anlamına gelen manipulate kelimesini anlatırken şu tarz, tamamen atıyorum, bir örnek veriyorlar. Mehmet Bey man fabrikasında çalışıyor, ustabaşı görevinde ve patronları onu işçileri sendikadan çıkartması konusunda yönlendirmeye çalışıyor. Man kelimesinden manipulate'i hatırlayacağız. Sonra hikayeyi hatırlayacağız. Son olarak da bu hikayenin içinde geçen yönlendirmek kelimesinin manipulate olduğunu hatırlayacağız. Yani belirli bir sayıya kadar mümkün diye düşünüyorum ama tabii örnekler çoğaldıkça, kelime sayısı çoğaldıkça bu durum senaryolarını aklımızda tutabilir miyiz? O konuda emin değilim. Bu yüzden bu tarz kitapları ne öneriyorum ne de önermiyorum. Nötrüm. Bunun yerine kendi listelerinizi hazırlayıp bunları da size ara ara sözlü yapan Lexwise Flashcards gibi bir uygulamaya yüklemenizi öneririm. Son olarak writing konusuna gelelim. Writing maalesef Türkiye'de en az kaynağın bulunduğu alan ve zorluk derecesi olarak da aslına bakarsanız konuşmadan bir önce geliyor. Yani çünkü konuşmanın aslında altyapısını oluşturan bir alan writing. Konuşmadan tek farkı telaffuz içermemesi ve daha yavaş bir ritimde yapılıyor olması. Yani bu alandaki kaynak eksikliğini ben çeviriyle öğren kitabıyla bir nebze gidermeye çalışmıştım. Ama yine de ciddi bir boşluk var. Yani bunun için de kolları sıvadım ve hem paragraf hem de karşılıklı diyalog tarzındaki çeviri aktivitelerinden oluşacak olan ve içerisinde de ciddi bir kelime havuzu barındıracak olan Çeviriyle Öğren 2 kitabının hazırlıklarına başladım. Yani bu kitap seviyelere göre ayrılmış farklı zorlukta diyaloglar veya paragraflar içereceği için Çeviriyle Öğren 1 kitabıyla da yine eş zamanlı olarak kullanılabilecek. Bir an önce çıksın da para kazanalım zihniyetinde yayınlar üretmediğim için maalesef bu kitabın çıkması da minimum 1 yıl sürecektir diye tahmin ediyorum. Tavsiyelerim şimdilik burada bitiyor. Ama zaman içerisinde bana gelen sorularla yine ikinci bir tavsiyeler videosu hazırlayabilirim. Sabredip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada sana da teşekkür ederim. Neman. Neman da burada. Sabredip dinledi. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.